Değerli izleyenlerim, bugün Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 32-34. ayetleri anlatacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Min ecli zâlik, işte biz bundan dolayı ketebne alâ beni İsrail'e, İsrail oğullarına şöyle yazdık. Ennehu men gatele nefsen bi gayri nefs ev fesadin fil art. Kim bir nefse kısas olmadan veya yeryüzünde fesat çıkarmadan bir başka kimseyi masum olarak öldürürse فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا, kim de bir nefse hayat verilmesine vesile olursa فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, sanki bütün insanları hayatlandırmış gibidir. Değerli izleyenlerim, burada evveliyle alakasını da ifade edecek olursak, bunun evvelinde Adem'in iki oğlunun kıssası anlatılıyor. Kabil ve Habil'in kıssası. Ve Kabil katil oluyor. Kardeşi Habil'i öldürüyor. Bu yeryüzünde ilk cinayet. Ve bir çığır açmış oluyor. Öldürme çığırı. Kıyamete kadar bütün insanların öldürülmesinden adeta hissedar oluyor. İşte ayet-i kerimede bu olay münasebetiyle biz İsrail oğullarına şunu yazdık. Her kim masum bir cana kıyacak olursa. Burada masum cana kıymak, başka bir nefse kısas olmaksızın veya yeryüzünde fesat çıkarmaksızın. Yani haklı yere insan öldürmenin iki şekli burada gösteriliyor. Bunlardan birisi kısas yoluyla. Men gatele gatelnahu. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Birisi cinayet işlediğinde ceza olarak o da öldürülür. Buna kısas denilir. Ve katilin bu noktada hakkı hayatı yoktur. Ancak öldürülen kimsenin yakınları diyete razı olurlarsa o ayrı mesele. Ama normal şartlarda haksız yere adam öldüren bir kimse öldürülür. Ve yeryüzünde fesat çıkarmak, eğer bir kimse terör estiriyor, ortalığı böyle kana buluyorsa, insanları rahatsız, huzursuz ediyorsa, diyelim bunun neticesinde savaş olabilir veya bu kimse yakalanır, cezalandırılır. Bu anlamda bunun da yine devlet eliyle öldürülmesi caiz. Bunun dışında her kim haksız yere birisini öldürecek olursa sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Burada tabii bütün insanları öldürmüş olmuyor, sanki öldürmüş gibidir. İnsandaki dehşetli bir tahrip duygusunu da nazara vermiş oluyor. İşte bazı insanlar vardır ki bir kişinin katili olmuştur ama artık öldürmeye başlamış ya, öldürmek onun nazarında kolay bir şey haline gelebilir. Seri cinayetler işleyebilir. İşte bir kısmı bu tarzda 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi öldürebiliyor. Veya tarihte bir takım diktatörler gelmişler ve bu diktatörler yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verebilmişler. İşte Rusya'da bir Stalin dönemi çok kanlı bir dönemdir. Milyonlarca kişi bu noktada zarar görmüştür. Ve Stalin milyonlarca kişinin haksız yere öldürülmesine sebebiyet vermiştir. Neron gibi zalimler çıkmıştır. Ve Roma'yı yakarken bundan sadist bir şekilde zevk alabilmişlerdir. Demek ki insanda böyle bir damar da var ve insan haksız yere öldürmeye başlarsa, eğer önüne bütün dünya engel olarak çıksa, bütün dünyadaki insanları öldürecek kadar bir vahşet içerisinde de olabilir. Bu noktada arslanlarla sırtlanların öldürme stratejileri farklıdır. Mesela arslan diyelim bir sürüye saldırıyor, içlerinden bir tanesini öldürdüğünde diğerlerine karışmıyor. İzleyenlerimiz belgesellerde de görmüşlerdir. İşte sürü içlerinden bir kurban verdikten sonra normal hayata dönüyorlar. Çünkü biliyorlar ki arslan ikinci birisine saldırmaz. Ama sırtlanlar, bunlar sürüye saldırdıklarında sadece bir taneyle kalmıyorlar. Ne kadar önlerine çıkan olursa onları öldürüyorlar. Kurtlar yine benzeri bir şekilde önüne ne kadar koyun diyelim çıksa hepsini öldürüyorlar. Demek ki insanın da tabiatında bu manada bir sırtlanlık,
adeta bir canavarlık özelliği var. Ve önüne engel olarak 10 kişi çıksa gerekirse 10 kişiyi de katleder. 100 kişi çıksa eğer imkanı varsa 100'ünü de kendine göre temizler. Milyonlar çıksa milyonları da yine temizleyebilir. Kendi inancına göre öyle görebilir. İnsandaki dehşetli bir cinayet özelliğini, böyle bir noktayı ayet-i kerime nazara veriyor. Ve dehşetli bir şekilde de sakındırıyor. Yani insanlığa ne kininiz var ki kendi keyfiniz için bütün dünyadaki insanları öldürecek kadar bir vahşilik gösteriyorsunuz. Böyle bir manayı ayet-i kerime bildiriyor. Öte yandan her kim bir başkasının hayatına vesile olursa fekennemâ ahyennâse cemiyâ, o da sanki bütün insanları hayatlandırmış gibidir. Bütün insanları sanki diriltmiş gibidir. Demek ki başkasının hayatına vesile olmak lazım. Can almak değil, can vermek gerekir. Hayata vesile olmak gerekir. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, bizim elçilerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ, ama sonra onlardan çoğu مِنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, yeryüzünde müsriftirler, yani taşkın hareketlerde bulunurlar. Değerli izleyenlerim, yani buradaki israf, müsrif aynı kökten. Yemede, içmede israf tarzında değil, taşkınlık manasında. Sonra insanların ekserisi kendilerine hak vakikat geldikten sonra yine de yeryüzünde taşkınlık yaparlar, ortalığı karıştırırlar. Peki bu taşkınlık yapanlara, ortalığı karıştıranlara bir ceza verilmeyecek mi? Bundan sonraki bölüm işte yol kesen, insanları haraca bağlayan, gerek şehirde gerek şehir dışında terör havası estirenlerin cezasının ne olduğunu bize anlatıyor. İnnemâ cezâullezîne yuharibûnallâh ve rasûle, Allah ve Resulüne harp ilan edenlerin cezası şudur. Ve yes'avne fil ardı fesâde, ve yeryüzünde fesat çıkaranların, Allah ve Resulüne harp ilan eden ve yeryüzünde fesat çıkaranların cezası şudur. En yugattelu, öldürülmeleri. Ev yusallebu, veya bunların çarmıha gerilmesi, idam sehpasında o şekilde cezalandırılmaları. Ev tugatta eydihim ve erculuhum min hilaf, veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi. Sağ el, sol ayak gibi bir nevi budamak tabir caizse bu şekilde cezalandırılmaları. Ev yunfev minel art, veya yeryüzünden nefyedilmeleri, yani sürgüne gönderilmeleri. Hapis manası da buna verilmiştir. Bu tarzda cezalandırılmaları. Burada suçun niteliğine göre farklı cezalar, genelde alimlerimiz böyle değerlendirmişlerdir. Yani guttavut tarik denilen yol kesenler var, eşkıyalık yapanlar var ve meşru devlete, İslam devletine huruç harekatında bulunan ve onu yıkmaya çalışanlara karşı verilecek olan ceza. İşte bunlarla alakalı ceza, bunların öldürülmeleri ve eğer hem hırsızlık yapmış, milletin malını almış hem de öldürmüşse aynı zamanda asılmaları. Yani öldürmek bir kurşunla da olur ama asılmak daha zillet verici bir durumdur. Boynuna yağlı ipin geçirilip de idam edilmesi daha dehşetli bir cezadır. Veya bu idamın değişik tarzları da söz konusu olabilir. İdam cezası normal öldürülmeye göre daha ileri boyutta bir cezadır. Neticede ikisi de öldürmektir ama idam yoluyla ceza daha dehşetli, daha gözdağı veren bir olaydır. Veya sadece hırsızlık yapmışlarsa ellerinin kesilmesi, ellerinin ve ayaklarının çaprazlama olarak kesilmesi. Tabi burada bir çete havası, bir terör tarzında bir durum söz konusu. Normalde sadece hırsızlık yapan bir kimse, münferit olarak hırsızlık yapan bir kimse, bundan dolayı eli kesilir. Kur'an-ı Kerim'de, Maide suresinde, bundan sonraki bölümde okuyacağımız üzere bu manada ceza anlatılıyor.
Ama bunlar bir çete meydana getirmişler, bir terör havası meydana getirmişler, ortalığı kasıp kavuruyorlar, milletin malını da çalıyorlar. Bu durumda yakalandıklarında normal hırsızlık cezasının daha dehşetlisi veriliyor ve artık o el kangren olmuş bir el gibidir, eli kesiliyor ve aynı zamanda ayak hırsızlığa koşan bir ayak olduğundan o da kangren olmuş bir ayak hükmünde, o ayaklardan bir tanesi de kesiliyor. Burada cezanın şiddetliliğini görmekteyiz. Okşayıcı ceza değil de caydırıcı ceza. İslam hukuku bu noktalarda bazıları tarafından tenkit edilir. Adam öldüren ceza olarak İslam hukukunda öldürülüyor. Hırsızlık yapanın eli kesiliyor. Bu bazıları tarafından ağır bir ceza şeklinde değerlendirilir. Ama herhalde şu da unutulmamalı. Eğer verilecek ceza okşayıcı ceza türündense caydırıcılık özelliği göstermez. Bilakis insanları adeta teşvik eder. Bundan dolayı İslam hukukunda cezalar daha böyle emsaline göre sert olarak konulmuştur. Ve bu gibi cezaların olması milleti caydırma noktasındandır. Yani cesaret edemesinler, ortalığı karıştıramasınlar. Şayet bu işe bizzat da girmişlerse bunun da cezasını çeksinler. ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا Onlar için işte bu dünyada bir rezilliktir. Yani dünyada öldürülmeleri, asılmaları veya el ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya sürgüne gönderilmeleri dünyada onlar için bir zillettir. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ve onlar için ahirette çok büyük bir azap vardır. Yani dünyadaki zillette bunlar kurtulamayacaktır. Diğer alemde çok daha büyük bir azap içerisinde azap çekeceklerdir. İllellezine tabu ancak tevbe edenler min gabli en takdiru aleyhim kendilerine gücünüz yetmezden önce onları yakalamazdan önce tevbe edenler bunlar müstesnadır. Fa'lemu ennallahu gafurur rahim bilin ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah bağışlayandır, son derece merhametli olandır. Tabii meselenin epey ayrıntıları var. Fıkıh kitaplarında bunlar beyan edilmiştir. Biz programımızın genel çerçevesi içinde çok da ayrıntıya girmiyoruz. Ancak ana hatlarıyla bir derece ifade ediyoruz. Ayrıntılar derken işte hangi olayda ne gibi ceza verilecek? Bunlar daha çok hakimlere kalan bir meseledir. Hakimin takdirine kalan suçu inceler, elindeki delillere göre ona göre kararını verir. Bu doğrudan öldürülmeyi mi gerektiriyor, idamı mı gerektiriyor veya el ve ayaklarının kesilmesini mi gerektiriyor veya sürgüne göndermek, bunu hapis de buna dahil kabul edilmiş, bunu mu gerektiriyor? O hakimin takdir hakkıdır. Elindeki delillere göre bunlardan birini tercih edecektir. Ancak bir insan daha evvelinde böyle bir çete içerisinde yer almış olabilir. Devlete isyan içerisinde yer almış olabilir. Kendisi yakalanmazdan önce gelip de tevbe edecek olursa, yani ben döndüm, Allah'a yöneldim, siz de beni affedin diyecek olursa bunun durumu nedir? İşte Allah'a ait olan kısmını Allah-u Teala affettiğini burada bildiriyor. Yani siz onları yakalamazdan önce eğer tevbe ederlerse bilin ki Allah gafur rahimdir. Burada Allah-u Teala'nın gafur ve rahim olarak nazara verilmesi onun affediciliğine dikkat çekiyor ve affedebileceğine dikkat çekiyor. Bizlerin de öyle hareket etmesi noktasında ders veriyor. İşte bu uygulama noktasında düşünüldüğünde mesela bir insan çete içerisinde bulundu, hırsızlık yaptı. Herhangi bir cinayete bulaşmadı. Sadece hırsızlık suçuyla müttehem durumda. Hırsızlığı ortaya çıkmadan, kendisi yakalanmazdan önce gelip diyelim teslim oluyor. Ben pişman oldum, artık yapmayacağım diyor. Bu durumda anlaşıldığı kadarıyla had cezası uygulanmayabilir. Bu da yine hakimin takdir hakkıdır. Duruma bakar, onu samimi gördüğünde kimin malını çalmışsa iade etmesini ister ve neticede bir sulh sağlanabilir. Ama diyelim ki
adam öldürmüş. Ardından da yakalanmazdan önce gelip kendisi, bunlar tabii çeteyle alakalı, münferit olaylarla alakalı değil. Çeteyle alakalı grubun içerisinde yer alıp adam öldürmüş. Ardından da pişman olup teslim oluyor. Ben diyor Allah'a tövbe ettim, siz de beni affedin. Bu durumda öldürmüş olduğu kimselerin işte yakınları eğer kısası isterlerse bu yine öldürülür. Ama kısası istemeyip diyete razı olurlarsa diyet ödemekle mükellef olur. Bu şekilde canını kurtarabilir. Ama diyelim öldürülenlerin yakınları biz bunun da öldürülmesini istiyoruz derlerse bu kimsenin diğer alemdeki durumu iyi olur. Yani tevbe etmiştir. Ve bu tevbeden dolayı da kendisi hakkında hafifletici bir hüküm söz konusudur. Allah-u Teala affedici olduğunu nazara vermiştir. Ama insanlarla alakalı haklar böyle bir tövbeyle sakıt olmadığından artık bu tarafeynin meseleyi değerlendirmesine bağlı. Hakimin bu konuda vereceği hükme bağlı. Demek ki bu manada zaman zaman tarih boyunca çeteler çıkmış. İslam devletine diyelim karşı çıkan çeteler veya meşru devlete böyle karşı çıkan çeteler tarih boyunca olmuş. Bunlar hem bir yandan hırsızlık olaylarına girmişler hem de diğer taraftan adam öldürme olaylarına girmişler. İslamiyet bu konuda kesin bir tavır alıyor. Çok net bir şekilde sert cezai müeyyideler getiriyor ve bunların şiddetle cezalandırılmalarını, diyelim öldürülmeleri veyahut yakalandıklarında idam edilmeleri veya sadece hırsızlıktan yakalanmışlarsa el ve ayaklarının çapraz kesilmesi ve suçu biraz daha hafifse ya sürgüne göndermek veya hapse göndermek tarzında bunların cezalarının verilmesini Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Ve bu gibi cezalar uygulandığında toplumda genelde huzur, barış da egemen olmuştur. Ve insanlar kolay kolay bu tarz bir çete içinde yer almaya cesaret edememişlerdir. Ve kendilerini bu gibi pisliklerden uzak tutmuşlardır. Ama ceza caydırıcı olmadığında, adeta okşayıcı olduğunda insanlar korkmadan bu gibi şeylere de girmişler ve ortalığı kasıp kavurabilmişlerdir. Demek ki insanlık tarihinde böyle bir durum da var. Çeteler olayı var. Zamanımızda olduğu gibi tarihte de var. Kur'an-ı Kerim bu gibi durumlarda nelerin yapılması gerektiğini, nasıl tavır sergilenmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde anlamayı ve Kur'an'a göre yaşamayı hepimize nasip eylesin. Her türlü fitneden, kaostan, kötü şeylerden de yine hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.